benim amacım Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerine yönelik bir şey değildi. Ne olur bana içki konusunu da hatırlat, biraz sonra onu anlatayım. Evet, efendime söyleyeyim. Ve orada bir dil sürçmesi yaşadım. Gerçekten heyecanımdan, tansiyonumun yüksekliğinden, çünkü kalp hastasıyım, tansiyon hastasıyım, birdenbire dil sürçmesi denirse buna denir. Çünkü Levent Kırca'nın mazisine baktığınız zaman 50 yıllık bir tiyatrocu ve 62 yaşındaki Levent Kırca'nın yaşamına bütünüyle baktığınız zaman halkın sevdiği, halkın inandığı ve mazbut bir yaşam sürmüş bir sanatçıyla, bir kişilikle memleketine sahip çıkmış, memleketinin sorunlarını irdelemiş, halkının yanında olmuş, onlara çözüm aramış meselelerine bir işte sen benim ta 1979 senesindeki filmimi söylüyorsun. Daha ne diyeyim ben sana? Ben 1 yaşındaymışım siz onu yaptınız. Yani mahkemeye çıksam bu şahitlik sayılır yani. Netice itibariyle durum bundan ibaret. Ha ben orada bir dil sürçmesi yaşadım. Bir halt ettim. Bir ayıp ettim. Bir yanlışlık yaptım. Söylüyorum. Özür dilemek de bir erdemdir. Ben orada dedim ki yani sen uçağım kalkıyor diye ben bir an evvel çıkayım benim uçağım kalkıyor. Ya orada herkesin bir şeysi kalkıyor arka tarafta. Birinin evlilik yıl dönümü var, biri yemeğe gidecek, birisi ben Kayseri'ye döneceğim, başkası bir... Herkesin bir şeysi kalkıyor kardeşim. Sen oraya gelmişsin, bir geceye ya katılırsın ya katılmazsın. Yani biraz çıktın, söyleyeceğini söyledin, başkalarını dinlemedin, yürüdün gittin. Bu politika değil. Dur bakalım açık ol. Bir şeyler söylüyor insanlar oraya. Oraya göstermelik olarak düzenlenmiş bir işin içine gelip de C deyip oradaki bütün şeyi üstüne çekip orada vitrin konumuna düşüp orada sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin propagandasını yapıyorsun ama o işi düzenleyen ciddi önlem şeyde şeyler var. Mesela işin arkasında İşçi Partisi var. İşin arkasında televizyon var, ulusal kanal var. İşin arkasında TGB var. İşin arkasında Aydınlık Gazetesi var. Ve bu insanlar, bu kanallar gazetelerinde yazdıkları için, televizyonlarında ilan ettikleri için o gece orası o kadar doluydu. Ve o salonda da bu insanlar oturuyorlar. Yani sen bunların üzerine basıp çıkıyorsun ve kendi partinin propagandasını yapıyorsun. En büyük benim diyorsun. Benden daha çalışan, daha çalışkan başkan yok diyorsun. Ben de arka tarafta diyorum ki Doğu Perinçek'in hakkı yeniyor diyorum. Sen dışarıda geziyorsun elin cebinde ıslık çalarak. Adam içeride hücresinde yatıyor ve oğluyla yatıyor. Bu adamın nasıl çalıştığını, bu sayın başkanın nasıl çalıştığını biz bilmiyor muyuz? Ve orada savcılara, orada hukukçulara demokrasi dersi verdiğini görmüyor muyuz? Nasıl orada bizim üstümüze basıp da sen çıkıp parti propagandası yaparsın? O zaman her partinin lideri çıkar oraya, konuşma yapar. O zaman orası bir partililer gecesi olur. Sanatçılar gecesi olmaz. Yani ha şimdi şu gafıma geleyim. Halt ettim diyorum. Yani şey yedim diyemiyorum, geçmez diye. Diyebilir miyim? Yok, bu demeyelim. Yani halt ettim diyorum. Yanlış yaptım diyorum. Dil sürçmesi diyorum. Bu dil sürçmesi Büyük Millet Meclisi çatısı altında başbakan düzeyinde insanların birbirlerine bahtsız bedevi, bilmem ne çölde bahtsız bedevi fıkrasını hepiniz biliyorsunuz. Tabii. Bahtsız bedevi fıkrası üstünden birbirlerine gönderme yapıyorlar. Bunların dili sürçüyor da efendime söyleyeyim. Benim dilim diye sürçmesin ya. Alkollü müydünüz Sayın Kırca? Söyleyeceğim. O yüzden mi? Yaşa bunu unutma, hemen söyleyeceğim. Dedim ki ulan herkesin işi var. Senin işin varsa sen uçağa gidiyorsan herkesin işi var. Bir tanesi evlilik yılları. Ben de dedim bir karı buldum onu düzeceğim dedim. Ha der demez ne halt ettiğimi anladım. Bakın bu konuda alınganlık yapan, darılan, kadın kolları, kadın elleri, kadınlar, bizim eller, güzel eller, her kim var ise hepsinden tek tek özür diliyorum. Amacını açmış bir şeydir. Zaten buradan yüklendiler. Sizi illa belden aşağı bir yere çekmeye çalışırlar.
Yani olacak o kadarı yayından kaldırmak için de çok belden aşağı dediler. Hı hı. Benim şimdi oynadığım oyuna da 18 yaş ibaresi koyun dediler. Oysa ki hayatımda ilk defa bir piyesimde küfür yok. Onun için ben burada bu konuya alınganlık gösteren kadınlarımızdan özür diliyorum. Kadın derneklerimizden özür diliyorum. Ve ben her zaman kadınlarımızın yanında olduğumu da herkes çok iyi bilir. Bu mücadelenin içindeyim. Kadınlarımız başımızın tacıdır. Bu bir geri dönüş lafı değildir. Bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Parti, Cumhuriyet Halk Parti'ye oy verenlerden de özür dilerim. Çünkü benim derdim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değil. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemem. Çünkü benim eleştirim Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir eleştiriydi. Orada yaptığı yanlıştı. Bunun tekrar altını çizmek isterim.